Aykut Bey Tukaş'ı sormuştu. Tukaş. Hı. Evet, yani son dönemin yine can sıkan hisselerinden biri. Ben şöyle çok kısa bir cümle orada temele bakacağım önümden. Şimdi tabii hani belki onu yansıtamayacağım ama grafiği tekrar ekrana alacağım, ama ben önümden bir parça böyle bilançosuna da iki kelam etmek istediğim için onun sonrasında tekneye geçeceğim. Şimdi ikinci çeyrek bilançoyu henüz almadığımız için çok yorum yapmakta zorlanıyorum. İlk çeyrek bilançosu beni aslında hani satışını ve faaliyet karını, FAVÖ'nü koruyabildiği için bir parça heyecanlandırmıştı Tukaş'ın bilançosu, ama aşağı inerken net karda bir zarar oluştu. Net kar kaleminde bir zararla karşılaştık. Sebebi de enflasyondan ötürü net parasal pozisyon zararı kaybı yazmasıydı. Dolayısıyla bilanço beni çok mutsuz etmemişti. O yüzden bu çeyrek bilançosunu merakla hala beklediğim hisselerden biri. Bu arada çok az kaldı bilançoların bitmesine. Yarın öbür gün bütün bilançoları almış olacağız. Çok daha sağlıklı yorumlar yapabiliyor olacağız. Onu da belirtelim. Dolayısıyla temel anlamda bence kötü değil. Yani net kâra takılırsak orada evet bir parça ya bu net kâr çok da zayıf gelmiş. Geçen yıla göre zarar oluşmuş. Bizi çok endişelendirmeli mi sorusuna benim yanıtım hayır. En azından bir çeyrek bilançosu daha görelim. Şimdi teknik resme baktığımızda 9.80 seviyesinde çanak tamamlandı. Bence şimdi kulbu yapmaya geliyor burada. 9.80'den 8 seviyesine kadar hani ciddi de bir düzeltme yaşadı burada. Algoritmamıza bakıyorum hemen. 9.10 seviyesinden beri sat konumunda, ama 8.50 bandında bir taban oluşturmuş benim gördüğüm. Dolayısıyla elinde olan yatırımcılar bence 8 seviyesi aşağı geçilmediği sürece burada pozisyonlarını korumaya devam etsinler ki bugün piyasanın zayıf seyrine rağmen bugünkü kapanış bence umut vadeden bir kapanış. Ortalamaların üzerine atmış ve ben artık 8-8.50 bandındaki bu taban oluşumunu tamamlayıp tekrar bu kulbu tamamlamak üzere önce 9 arkasından 9.80'e doğru bir hareket yapmak istiyorum. Kafa kaldırışı bu. Eğer yarın öbür gün, hani yarın öbür gün derken böyle mecaz anlamda yarın öbür gün demiyorum. Ya yarın ya öbür gün bilanço geliyor olacak. Yarın ya da öbür gün gelecek bilanço bir parça bize temel anlamda umut vaat ederse bence burada bu başlayan hareket bizi bir önceki zirve seviyesine kadar taşıyabilir. O yüzden 8 seviyesinin üzerinde bence pozisyonlar korunsun. Yeni alım yapmak için ben en azından bu 8.45-8.50 direncinin aşıldığını görmek isterim. Yeni almak isteyenler de o gözle bakabilirler.